kusura bakmayın. Daha uygun bir şey bulamadık şirkette. Aa, yok ya, bunlar gayet rahat, çok iyi. O zaman buyur. Buyurun, oturun. Otursanıza. Buyur. Lütfen. Size de çok ayıp oldu. Niye? Ne bileyim, rezil ettim sizi işte. Kim bilir hakkımda ne düşünmüşlerdir. Onlara mı? Onların bunu pek önemsediğini düşünmüyorum. Laf aramızda biraz fazla ciddiye alıyorlar her şeyi. Evet ya. Ya neydi öyle, babaanne bastonu yutmuş gibi böyle duruyorlardı. Vallahi süs yerine heykel koydunuz zannetmiştim. Bir de hepsi aynı anda böyle hareket etmiyor mu? Korku filmi gibiydi vallahi. Evde nasıldır acaba? Bilmiyorum. Ben onların çocuğu olsam kendimi odaya kilitler, odadan dışarı çıkmazdım. Nevşim Hanım, Nazlı Hanım'ın kıyafetlerini kuru temizlemeye gönderelim. Aa, yok 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 yok. Kapa kapa kapa. Ben elimle çitlerim ya, hiçbir şey olmaz. Gerek kalmadı. Çitlemek? Evet, böyle üst üste sürte sürte çok iyi çıkıyor vallahi, gerçekten. Çamaşır makinesi daha kolay olmaz mı? Yok ki. Yani inşallah en yakın zamanda olacak. Sizi Ar-Ge bölümümüzün sorumlusuyla tanıştıracağım. Ne yapabiliriz diye bakmak için ufak bir mülakat yapacağız. Mülakat? Tamam. Buyurun. Kime bakmıştınız? Merhaba. Burası Ozan Ekinsoy'un evi mi acaba? Ayşegül! Ay kapatsana kapıları. Dondum ben burada ya. Allah aşkına ya. Ayşegül, duyuyor mu? Ayşegül! Kim gelen? Merhaba. Ozan Ekinsoy burada mı oturuyor acaba? Anne, ne oluyor? Niye bağırıyorsun ya? Kalk, kalk. Ay, inşallah, inşallah. Makus talihimiz dönüyor çocuğum. Kalk, misafirim var diyorum. Kalk hadi. Anne, ne oluyor? Piyango falan mı vurdu? Ne oluyor? Yok, yok. Misafirim var. Çok önemli. Kalk. Hadi gel. Gel, gel. Durma burada. Anne, gel. Anne. Anne, dur. Anne. Anne. Anne, dur. Bir çekme. Anne. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Beni mi? Yani sonuçta hayatımı kurtardın. Öyle mi yaptın? Öyle mi yapmış? Ay çok romantik. Ya bir susun. Evimi nereden buldun? Ya ben aslında önce taksi durağına gittim. İşten ayrıldığını söylediler. İşten mi ayrıldın? Ah, başımıza gelenler. Vah vah vah. Ben de seni nerede bulabileceğimi sordum. Tamam, gördün işte. İşin bittiyse gidebilirsin. Ozan, Ozan şimdi uyku sersemi yeni kalktı ya ondan. O yüzden birazdan kendine gelir. Ben aslında Ozan'a iş teklif etmeye geldim. Ne işi? Yani sonuçta bu devirde güvenilir bir insan bulmak zor. Aynen öyle. Ozan'cığım çok güvenilir bir çocuktur. Tabii annesinin çocuğu. Ali Hanım doğru söylüyor. Vallahi benim kimseye güvenim kalmadı. Millet şeytan olmuş ama Ozan Bey öyle. Diyorum ki... Yani hazır işten ayrılmışken benim özel şoförüm olmaya ne dersin? İstemem. Gerek yok. Nasıl istemem? Niye istemem? İstemem. Hoşuna gelmişsin. Ayşegül, hanımefendiye kapıyı gösterir misin? Hay, neyin kapısını göstereceğim? O kapı zaten şurada. Bu da hala köşkte izlenmedi. Çocuğum, sen burada bekle. Sakın gitme. Sakın gitme. Şimdi ben onu ikna edip geleceğim. Sen, Ozan sana döner. Bekle. Sen? Kimsenin özel şoförü falan olmam ben. Aha. Taksicilik ne oluyor? Bu başka. Ay ben de dediydim başımıza talih kuşu kondu. Ya
Ya anne, o kızın derdi başka, amacı başka. İnşallah başkadır. Ay kızı gördün mü? Asil, böyle havalı, bakımlı, gözleri de renkli. Kesin zengindir o. Hadi anneni kurtar şu hayattan çocuğum. Ne varmış hayatımızda ya? Gül gibi hayatımız var. Ay bilemiyorum ki çocuğum yani. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya ben köşklerde yetiştim. Her elime bir hizmetçi bakıyordu. Yani 3 kuruş parayla ne yapacağımı bilemiyorum çocuğum. İşten de çıkmışsın. Bilemiyorum yani. Ozan Bey inanın biz çok zor durumdayız. Bakın ben kız kardeşimden inanın ki pirinçlen bulgur alıyorum. Bu evin kazanı öyle kaynıyor. Ya Aliye Hanım elektriği inanın ki damlayla yakıyor Ozan Bey. Hem bizim evin tüpü de bitti. Ya ben söylemeye dilim varmıyorum kusura bakmayın söyleyeceğim artık Aliye Hanım. Ya bizim tüpümüz bitti de komşudan tüp aldık kazan kaynattık daha ne diyeyim ben size. Hem Zeynep ne olacak? Bak okula da para yetmiyor. Yakında okulu bırakmak zorunda kalabilir. Tamam. Tamam ya, tamam. Vallahi mı? Tamam, söyleyin. Geri gitmesin, geliyorum ben. Allah! Şey, üstüne takımını giy. Giy, takımını giy. Güzel bir şeyler giy, tamam mı çocuğum? Nerede eğitim aldınız? Vallahi bir Gülümser teyze vardı bizim köyde. Ondan ele almışlığım var. Öğrenmişliğim var. İş deneyiminiz nedir? Mesela bir tane Ayşe vardı. Ay kızın cildi pul pul olmuştu bir keresinde. Böyle yüzü balık gibi oldu mu? Ben de aldım yulafı. Ezdim, hamur yaptım, cildine sürdüm. Pırıl pırıl oldu. Vallahi. Sonra evlendi mi de. Zeytinyağı da çok iyi gelir. Böyle kaşıntıya, döküntüye papatya suyu da olur. Çıkarırsın, onu da sürersin, o da olur. Şimdi bir tane aloe vera aldım. Onunla bir şeyler deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Ben bütün bitkilerin neye yaradığını çok iyi bilirim. Yani bilmediklerim de var tabii. Gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz? Kendimi yaylada görüyorum. Böyle küçük bir evim var. Küçük de bir bahçem. Kazlar, ördekler, kelebekler, çiçekler birbirine karışmış. Mis gibi bir hava, tertemiz bir hava. Yanımda kardeşim Arzu. Kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Kendimiz yiyoruz. Ocağın başında oturmuşuz. Böyle masallar anlatıyoruz birbirimize. Bu kadar yeter Nazlı Hanım. Siz beni burada bekleyin lütfen. Tabii. İşte böyle güzel kızım. Bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Yani hiçbir tavuğun başına gelmedi bizim başımıza. Öyle değil mi Ayşe? Tabii. Ay Ebru Hanımcığım, bu yılanlar, bu çıyanlar o çatallı dillerini böyle tıs tıs ede kandırdılar Ozan Beyciğimizi. Ya işte böyle daha dün magazin gazetelerine manşetten girerken şu anda 3. sayfa güzeli oldum. Maşallah. Çocuğum. Olmuş mu Ebru Hanım? İş için uygun mu bunlar? Hayırlı olsun. Ben vazgeçmeden gidelim isterseniz buyurun. Tamam gidelim. Güle güle güzel kızım. Yine gelin. Hep gelin. Girin. Ne oldu? Ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Hiçbir eğitimi yok. Deneyimi yok. Vizyonu yok. Yani bu durumda ancak mutfak ya da temizlik departmanında çalıştırabiliriz. Kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Ocağın başında oturmuşuz. Böyle masallar anlatıyoruz birbirimize. Evet, bana da komik geldi. O zaman ben gidip kendisine beraber çalışamayacağımızı söyleyeyim Serdar Bey. Nazlı Hanım'a işe alındığını söyleyin. Sizin asistanınız olarak çalışacak. Asistanım mı? Nevşin Hanım, bana muhasebeden birilerini yollayın. Gözlemlerini aktar Ayşegül.
Yani şimdi vallahi ne diyeyim bilmiyorum Ali Hanım ama siz de kızı gördünüz. Böyle bir göz süzmeler, efendim böyle bir dudak büzmeler. Yani bana kalırsa kız yanıyor. Alev almış ortalık. Yandı zaten ortalık, yandı Ayşegül. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Zaten öyle bir şey olmasa da benim Ozan o kızın ağzından girer, burnundan çıkar. Her işini halleder. Çünkü benim oğlum sonuçta. Tabii. Yaşadık Ayşegül. Ay iklim teorisi gerçek oldu galiba. Ben buranın havasına dönüştüm Ayşegül. Kalk sen bir kahve yap. Şunu keyfini sürelim. Kalk bize birer kahve yap Ayşegül. Ayşegül çabuk. Demek sen de benim gibi yaralar içindesin. Yo, gayet iyiyim ben. Annenin söylediğine göre o kız sana bayağı kötü davranmış. Yok, o olay öyle değil. Neyse canım. Olan olmuş. Belli ki şeyler olmamış ama. Ebru Hanım, beni... Şoförünüz olarak mı aldınız işe, yoksa muhabbet etmek için mi? Ayrıca hayatımda ne olup ne bittiği sizi hiç ilgilendirmiyor. Ya patron ve çalışan olarak mesafemizi koruyalım, ya da ben burada inip gideyim. Peki. Sustum. Ya yine mi sen ya? Yeter ya, yeter ya. Ya kusura bakmayın, bu adamın sesi bana iyi gelmiyor da. Evet, aynen. Bana da şu an hiç iyi gelmedi. Küçük küçük. Ay gerçekten nasıl mutluyum sizi anlatamam. Ben de. Yani çok memnunum. Sizin geleneksel tıp bilginizden çok şey başaracağımızı düşünüyorum. Ya vallahi gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Sizi bir şey söyleyeceğim. Artık sizin patronunuz olduğuma göre şu sizli bizli hitap şeklini değiştirebilir miyiz rica etsem? Hani o kadar içten ve doğalsın ki böyle sizli konuşunca bir garip duruyor. Lütfen artık bana Serdar de. Anladım Serdar Bey. Ay Serdar. O zaman yarın saat 9'da seni heyecanla bekliyoruz. Peki Serdar Bey, ay Serdar, sana bir şey sormak istiyordum da. Acaba daha nelere alerjim var? Ben onu bileyim de hani seni bir daha öldürmeye teşebbüs etmeyeyim diyorum. Onları saymakla bitmez. Nereye gitsem aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Bu yüzden böyle bir şey bastırdım. Bastırdınız. Bu kadar çok yani. Neyse, aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Nazlı Hanım. Ha, evet benim. Bu sizin avansınız. Avansım mı? Evet. Şirket politikamıza göre her yeni çalışanımıza mutlaka avans öderiz. Ya siz ne kadar şirin bir şirketsiniz öyle vallahi. Burada maaşlar yüksektir. Hadi ya. İyiymiş. Allah. Nazlım, bir yolunu bulacağım. Yine birlikte olacağız. Ve seni asla bırakmayacağım. Yani oturup biraz sohbet ettik. Gayet haddini bilen biri. Evet tabii biraz ailevi zorluklar yaşamış ama... yok canım yani etkilenmesi öyle bir şey yok. Benim şu an kapatmam lazım, daha sonra konuşuruz tamam mı? Belki de etkilenmişimdir.
şey mi vardı? Ha yok, dalmışım ben. Eve gidelim lütfen. Teşekkürler. Bal, maydanoz. Ne? Bir insanın maydanoza alerjisi mi olur canım? Ne yapalım artık? Maydanozsuz yapacağız. Öldü mü? Bu ne böyle sabahın 6:30'dan beri? Bir de sen İngilizce bilen garson arıyorsun. Ay yok efendim, garson da değilmiş, baristaymış. Sanki uzaya füze fırlatıyorsun. Talihimiz. Otur. Of, sofraya bak. Aşkım hoş geldin. Nasıl olmuş? Nazlı hediye aldı bana. Çok güzel olmuş. Gel. Et, tavuk, baklava, şinitsel, patates, salata. Şuraya bak be. Yorulduysam içeride dinlenebilirsin. Yorulmadım. Teşekkür ederim. Buyurun, poşetleriniz. Ozan, bugün için teşekkür ederim. Ne demek? İşimiz bu. Ben aslında her şey için teşekkür ederim. Dün gece yaşadığımız olaydan sonra kendimi bayağı kötü hissetmiştim. Senin gibi iyi, güvenilir insanlar olduğunu anlayınca... Yani benim için hala umut var. Sizin adınıza sevindim o zaman. Belki senin için de. İyi akşamlar Ebru Hanım. Yarın saat 11'de al beni burada. Tamam. Alo, nasılsın? İyi, ne olsun. Nerede? Tamam. Ben de... Benim için özel bir arkadaşımı getirebilir miyim? Hem tanışmış olursunuz böyle. Tamam. Ebru, ne yapıyorsun sen? Liseli aşıklar gibi kızım ya. Benim güzel kızım, bu kahveyi sen mi yaptın? Hı. Ben yaptım teyze teyze. Ay o zaman tamam. Bu tahta bacaklı Seher hiç kahve yapamaz. Allah'ım nene, kaç defa söyleyeceğim sana ya. Seher değil, Arzu. Arzu. Ya ne dedim? Bacakları tahta gibi takur tukur kemik. Bıyıklı Seher. Nazlıksın öyle değil mi? Ay sağ ol Nazlı kızım. Ellerine sağlık maşallah. Bir bıyığım kalmıştı, o da tam oldu maşallah. Sen ne yaptın? Konuştun mu Serdar'la? Arzu. Evlenme teklifi etti. 2 haftaya balayına gidiyoruz, Roma'ya. Üf, aman. Ne aman? Ne konuşacağız? İş konuştuk işte. Senin ilk iş günün nasıl geçti Arzu'm? Hiç anlatmıyorsun ya. Öyle. Koşturmaca işte. Ya artık nasıl bir şirketse bu, seni ilk günden mesaiye falan bırakıyorlar baksana. Ya şirkette çok iş birikmiş. Şimdi ben de kalifiye bir eleman olunca bugün böyle oldun. İyi 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 maşallah. Maşallah devam, böyle devam etsin. Bir şey diyeceğim. Yarın şu şirketin adresini bir versene bana. Ben gündüz geleyim de bir öğle yemeğini çıkarayım seni. He götürsün kız. Thank you.
Kim arıyor açmıyorsun acaba? Ya sabahtan beri bankadan arıyorlar. Günde 20 kere aranır mı bir insan yani? Gece gece bankadan arıyorlar. Ya arar onlar. Sabahın 7'sinde arıyorlar. Gözümü açıyorum sabah 7'de banka arıyor. Değil mi ya? Aynen öyle. Hadi nineciğim biz de kalkalım. Geç oldu ben seni yatırayım. Hadi gel. Dur be kız hanım. Hadi kalkalım. Çekiştirme canım. Haydi iyi geceler. Nazlı çok teşekkür ederim bu arada. Gömlek çok güzelmiş. Ya ne demek? Aa Tevhide teyze. Gel gel. Sana şöyle bir şey almıştım da ben. Nazlı, gel. Sağ olasın benim Nazlı kızım. Sen hep iyisin, yüreklisin. Ama şu kapçık ağzı tamam, leman tamam, yok mu? Tevhide teyze. İyi geceler. Kim aradı? Tamam, iyi geceler. Yavaş. Oğlum ben sana ne dedim? Neredeyse yakalanıyordum senin yüzünden ya. Ne oldu? Gelmiyorum abi. Ne oldu? Kovuldun mu? Ne? İş mi buldun? Ne, istifa mı edeceksin? Oğlum bir kafamı çorbaya çevirdin ya. Mehmet, bak orada dikilip duruyor. Ay, bak yine o Bizanslı general gelmiş. Ben senin hekmetini akıtıp da o bir tutarlaya daha çatacağım. Bak, Allah aşkına. Kaçma, dur, kaçma gel. Gece gece bana bir sallama Allah aşkına. Hadi gel, hadi gel. Ninem benim, hadi eve gidelim. Allah'ım, tövbe estağfurullah. Hadi gel. Ya bu Mehmet var ya. Öyle fısır fısır telefonlarla konuşmalar, ortadan kaybolmalar. Geçen akşam gideyim bakayım dedim ne yapıyorlar diye, evde yok. Arzu. Ya benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Saçmalama. Ay çocuk işinde gücünde. Hem seni çok seviyor. Gözlerinden okunuyor. Öyle değil mi? Öyle tabii. Ya ben sana bir şey soracağım. De bakalım. Şu Serdar'la böyle bir imalı konuşmalar, bakışmalar falan hiç mi bir şey yok? Arzu bak elimin tersiyle bir tane geçiririm sana görürsün. Biz iş peşindeyiz. Senin düşündüğün şeylere bak. Yoksa onu unutmadığından mı böyle? Kimi? Ya kimi olacak? Ozan'ı. Hangi Ozan? Ay, seninki de laf yani. Üstünden aylar geçmiş, benim için seneler gibi oldu. Hiç hatırlamıyorum ben onu. Yani sen söylemesen benim aklıma hiç gelmeyecek. Hadi canım. Benim mangal gibi yüreğim var kızım. Ateşini iki kovasıyla söndürmesini de biliriz, yakmasını da biliriz. Sen de ablanı hiç tanımamışsın. E tamam, o zaman Serdar'la. Ay tamam Arzu, tamam. Çayımı içirtmedin bana, ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. Sen de çok dolanma ya. Tamam hadi, iyi geceler. Ulan Ozan, hayat dediğin 1 milyon sayfalık ansiklopedi olsun. Orada seni açıklayacak bir tane madde bulamazsın ya. Tam iş bulduğum gün istifa edeceğim diye tutturuyorsun ya. Bir de kız senin ayağına kadar gelmiş. Ben de onu diyorum ya işte. Böyle bir göz süzmeler, dudak büzmeler, böyle bir gizliden ufaktan ufaktan bir yakınlaşmaya çalışmalar falan. Oğlum kız bodozlama, bayağı bana yürüyor be. Yürüyorsa yürüsün, sana ne? Nasıl bana ne? Çıkar lan cebimdeki paraları. Çıkar bakacağım. Çıkar. Ya iyi hatırlattın. Ben de senden biraz borç isteyecektim. He. Yok sana borç. İyi be, vermezsen verme. Ya oğlum delirme, onu mu diyorum ya? Ya dükkanım senin de dükkanın. Ama bak, bir şeyin farkına var diyorum. İş yok. Para yok. Zeynep üniversitede okuyor. Annen evde kafayı yemiş, öyle boş boş dolanıyor. Senin önüne gelen bu fırsata öyle aynen az önce dediğin gibi bodoslama, destursuz dalman lazım, atlaman lazım. Ne yapayım? Nazlı'yı ben bu kadar severken gidip kızın beline mi dolanayım? Ha? Ben bu kadar şerefsiz miyim? Öyle demedim be oğlum ya. Ya bırak kız sana kendi kendine asılsın. Sen biraz uzak dur. O kovalasın, sen kaç. Sanki bu numaraları hiç bilmiyorsun ha. Ama işine biraz sarıl be oğlum. Bu mevzu hayatta kalma mevzusu. Paranı kazan, evine ekmeğini götür. Zeynep'in cebine harçlığını koy. Haklısın. Haklısın abi.
Öyle yapacağım. Aa, öyle de çok kaçma ha. Fazla naz aşık usandırır derler. Ya sen yine umut ver, gerisini verme. Benim geri kalan bütün umudum Nazlı'da. Başkasına verecek bir umudum yok benim. Elimde hiçbir şeyim yok. O öyle üzgün, kırılmış giderken... onunla beraber gitti neyim varsa. Hayallerim gitti. Küçücük de olsa mutlu bir evde Nazlı ile beraber hani diz dize koyun koyuna gecelerimiz gitti. Koşturacaklardı ya bağıra çağıra çocuklarımız. Onlar da gitti. Kimseye verecek bir şeyim kalmadı benim. Elimde hiçbir şeyim yok. O kurumuş çiçeklerden başka. Ben gittim, yürüdüm, koştum, kaçtım, saklandım. Ama bir parçam hep sende kaldı. Ne kadar istesem de koparıp atamıyorum. Hani bir şey yapışır ya ellerine. Sonra çekiştirirsin, yolarsın. Canın acır. Çektikçe derini de yolarsın. İzi kalır. İşte böyle bir şey. Sen benim hayatımın şansısın. Yaz dediler, akıt dediler. Yazıyorum ama... o kadar derin kesik ki bu. Seni unutamıyorum. Bir daha seni hiç terk etmeyeceğim. Bir daha hiç gitmeyeceğim. İnan bana. Seni hep çok seveceğim. Ama söz. Söz unutacağım. Bir gün o canımı acıtan yaranın ilacını bulacağım. Baharla beraber eriyen karlar gibi taşıyıp götürecek seninle ilgili her şeyi. Hayır. Anladınız mı Nusret Bey? Lütfen dikkat edin. Nazlı Hanım benim için çok özel birisi. Tamamdır Serdar Bey. Günaydın. 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 Günaydın Nazlı. Öğle yemeğin. Ya yüzün gözün bembeyaz. Seni sağlıklı bir şeyler yemen lazım. Ama ben... Ya ben baktım listeye ne maydanoz var içinde ne ekmek. Merak etme tam ağzına layık. Afiyet olsun. Evet şimdi ne yapıyoruz? Böyle buyurun Nazlı Hanım. Nazlı Hanım sizin yanınıza gelecek birazdan. Anlaşıldı efendim. Nusret Bey, size de yapacağım aynısından. Nazlı, akşam uygunsan seni birisiyle tanıştırmak istiyorum. Akşam mı? Kiminle? Ya işle ilgili olarak. Demiştim ya, Lavas Kozmetik'in yönetim kurulu başkanı. İşte onunla. Bu aralar şirkete pek uğrayamıyor. O yüzden dışarıda buluşalım dedim. Hem senin doğal krem konusunu onunla konuşman daha doğru. Şimdi Nusret Bey anlayamaz. Çok iyi de benim yanımda hiç öyle ciddi kıyafetim yok ki böyle önemli bir yemek için. Hiç önemli değil. O hiç böyle şeylere takılmaz. Hem eminim böyle seni daha çok sevecektir. İyi. Heyecanlandım ben ama şu anda.
Neyse işe döneyim. Görüşürüz. Günaydın. Ha, öğlen oldu değil mi? Kusura bakma. Ya ama sebebim var. Sor bir sebebini. Merak etmiyorsun. Peki, nedir gecikmenizin sebebi? Uzun zaman sonra kesintisiz bir uyku uyudum. Kendimi şahane hissediyorum. Belli. Gözleriniz parlıyor. Bugün çok güzel görünüyorsunuz. Lütfen. Sahiden mi? Teşekkürler. Ne diyorum ben ya? Gözleriniz parlıyor falan. Yoldaymış, geliyormuş. Merak etme, o çok iyi biridir. Ya keşke daha güzel bir şey giyseydim. Burası bayağı şık bir yer. Sen olduğun gibi güzelsin. Lütfen takılma onlara. Hadi gel. Nereye? Restorana. Yemek yemeye. Hem seni çok sevdiğim biriyle tanıştıracağım. Yok, yok. Yok artık daha neler. Siz gidin yemeğinizi yiyin. Ben arabada beklerim. Ya lütfen. Yok artık. Ebru Hanım siz gidin yiyin yemeğinizi. Ben buradayım. Bak eğer gelmezsen burada ağzım çıktığı kadar bağırırım. Sen de ben de rezil oluruz. Hadi kalk gidiyoruz. Bakın Ebru Hanım. Hı. Ben böyle şeyleri sevmem. Siz beni böyle şeylere katmak için zorlamayın lütfen. Tamam zorlamam. Bu son. Hadi bakın. Sonunda geldiniz. Serdar, sana bahsetmiştim. İşte benim kahramanım. Ben de seni son birkaç gündür yaşadığım mutluluğun nedeniyle tanıştırmak istiyorum. Nazlı?
anda çok panik oldum da. Ay. Çok özür dilerim yani böyle bir anda. Panik hatam var benim böyle geliyor gidiyor falan filan. Nazlı iyi misin? İyiyim. Yok iyi değilim yani böyle bir nefes alamıyorum şu anda. Keşke gelmeseydi Allah belasını versin o panik hatam. Gelmeseydi de olmasaydı keşke. Neyse ya ben gideyim hiç ben yokmuşum gibi davranın siz. Nazlı. Ben bir gidip bakayım. Siz de kusura bakmayın ne olur. Ozan, kusura bakma ben... Yani bilemedim böyle olacağını. Nazlı. Bir de ne yaptı biliyor musun? Ne yapmış ablacığım? Ya bu kadar kız varken gitti benim patronumu buldu ya. Vay anasını ablacığım ya. Açmıyor. Serdar Bey. Kemal önüne bak. Taksi sakın kaybedeyim deme. Ya bana ne kardeşim kız senin sevgilinse ya. Yok bir de kız geçmiş karşıma böyle kasım kasım kasılıyor. Yok kahramanıymışmış da özel biriymişmiş de. Ay hem bana ne kız güzelse, uzun boyluysa, böyle acayip bir şeyse, patronumsa yani bana ne? Telefonun çalıyor ablacığım. Evet, çalıyor. Kesin odur. Ay bu ne yaptı? Ya bu adam benim uykumda çip falan mı taktırdı? Nereden buldu beni? Açmıyorum. Kapattım, açmıyorum işte. Oh! Kapattı. Zaten ben ona her şeyimi kapattım. Kalbimi, ellerimi, ayaklarımı, her şeyimi. Ama o ne yapıyor biliyor musun? Almış eline levyeyi. Kanırta kanırta açmaya çalışıyor. Levye önemli bir şey ablacığım. Önemli tabii. Önemli. Taksi nerede? Sağa döndü galiba. İsterseniz şu arkadaşlara soralım Serdar Bey. Kim lan bunlar? Bakar mısınız? Bakıyoruz zaten. Nazlı Aycı buralarda mı oturuyor acaba? Siz ne yapacaksınız Nazlı ablayı? Nerede oturduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Serdar Bey soba. Soba dumanı, is. Alerjiniz azacak. Gidelim yarın bakalım isterseniz. Ne oldu ya bu gece? Kız bizi görür görmez dağıldı. Dağılır tabii. Nasıl? Ha. Yani patronuyla tanışmaya geldi ya o yüzden dedim. Öyle mi diyorsun? Yok başka bir şey var. Yani sadece bu sebepten dolayı bir insan böyle olmaz.
Görmedin mi kızı? Eli ayağı dolandı. İki çift lafı bir araya getirip söyleyemedi. Masadakileri yerlere dağıttı. Ya, acaba kızın bir hastalığı falan mı var? Orada dur bakalım. Ozan ne oluyor? Nedir bu tepki? Yani bu olaydan sonra sen iyice değiştin. Bana bak, sen bu kızı tanıyor musun? Ne tanıması ya? Evine geldik, o yüzden dedim. Tanımıyorsun yani. Bak hala ne diyorsun? Tanımıyorum dedim ya. Hem ben hayatımda zaten daha önce öyle yürüyen bir felaketi görmüş olsaydım... ya hayatta kalmazdım ya da kör topal olurdum herhalde. Hem kızın gözlerini görmedin mi ya? Böyle kocaman, çipil çipil. Değil mi? Ayaklı nazar paketi gibi maşallah. Yok, görmedim ben daha önce. Görmedim. Görünce de şok oldum zaten. Bak ellerime ellerim titriyor. Sen çok komik adamsın ya. Öyleyimdir. Çok komiyimdir zaten. Ya bir şey soracağım sahi. O kız kim ya gerçekten? Ha? Kuzenin sana bir şeyler söylemiştir herhalde. Biz kuzenimle beraber büyüdük abi, kardeş gibi. Aynı evde yaşadık. Çok hassas bir çocuktur. Hemen hasta olur. Hoş hala öyle ya, bir ton alerjisi var. O yüzden işlerini güçlerini hep evde yürütür. Dışarı çıkmaz pek. Çok çalışkandır ama. Yani zaten elinde başka da bir işi yoktur. Ya hani hatırlasana, ya işte tatsız bir olay yaşadık ya. Ondan rica ettim. Dedim benim yerime birkaç toplantıya girebilir misin? Orada tanışmışlar Nazlı'yla. Serdar az kalsın öldürüyormuş. Ah, beceremiymiş ki. Ama neşesiyle, doğallığıyla bayağı etkilemiş Serdar'ı. Hoşlanıyor ondan. Hatta neredeyse aşık diyebilirim. Can iyi misin? İyiyim ya. İyiyim, iyiyim ben, iyiyim. Bu kadar şeyden sonra kovarsın onu herhalde, değil mi? Yok ya, ne kovması, deli misin? Serdar bunca zamandan sonra kendini o kadar iyi hissediyor ki. Değil kovmak, kızı şirketin anahtarlarını versem yeridir. De, garip bir kız. Ozan ya, hiç eve gitmek istemiyorum. Gidip bir yerlerde laflasak mı? Bak hala ne diyorsun? Yok öyle. Bak şimdi gidip direkt yatağına yatıyorsun. Ve ben seni sabah erkenden, ama bak erkenden alıp şirkete götürüyorum. Tamam mı? Madem bu kadar mutlu kuzenin, bu gece olanlar onu çok üzmüştür. Hem yazık çocuğa, divane olmuş şebek. Şeftali. Şeftali ya. Şeftali gibi kalmış. Yarın onun yanında olmak lazım ama, değil mi? Hadi. Haklısın. Tamam. Yine sabah abi burada. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ah ulan Nazlı, ah be. Ben seni başkasına yar eder miyim sandın? Göreceğiz. Göreceğiz.